GM GM, MetaVest tarafından başlatılan ve desteklenen Meta Invest programına hoş geldiniz. Bugün alanında çok başarılı bir konuğum var. Kripto analisti ve eğitmen Eralp Büyük Aslan ile birlikteyiz. Abi hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Aybars. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim bu davet için. Ee, piyasalarda bir belirsizliktir gidiyor. O tabii ki hani bizim işimizi zorlaştıran bir şey aslına bakarsınız. Genelde biz... E, yaptığımız iş itibariyle analitik düşünmek zorundayız e, ama bu analitik düşünme için gereken kaynaklarda farklı farklı sinyaller geldiğinde bizim işimiz zorlaşıyor. Ama onun dışında e, son derece keyifliyiz, iyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. E, biz de çok iyiyiz. Yakın bir dönemde MVST token e, piyasaya sürülecek. E, bunun verdiği bir heyecan var üzerimizde. Yeni productlar yine çıkacak. Bunları da ilerleyen zaman diliminde duyuracağız. Yazılım ekibi şu anda durdurak bilmeden çalışıyor. Şimdi burada program dairinde hemen belirtelim tabii. Burada yer alan herhangi bir bilgi veya yorum kesinlikle yatırım tavsiyesinin niteliğini taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce lütfen kendi araştırmanızı yapın ve gerekirse profesyonel bir yatırım danışmanından destek alın diyoruz. Ve bu bölümde makro veriler, Teknik analiz, on-chain ve spekülasyonların ışığında bitcoin değerlendirmesini sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Tabii başlamadan önce çok kısaca e, senin kripto e, ve blok zincir maceran nasıl başladı ve şu anda nasıl devam ediyor senden dinlemek isteriz. Şöyle çok kısaca bahsedeyim. E, benim maceram. Aslında yatırımcı olarak başladı, yatırımcı olarak devam ediyor. Ben e, kripto alanına, yani özelde kripto alanına aslında çok da erken girenlerden biri değilim. Yani ben e, işte 2007 boğasından sonra falan kriptoya böyle e, girmeye falan başladım kendi yatırımlarımla. Dolayısıyla o 2007'nin boğasında falan işin içinde değildim, onu söyleyeyim. E, ama benim alanım finans, finans ve ekonomi. E, dolayısıyla aslında ilk böyle yetişme pişme alanın biraz daha böyle geleneksel piyasalar olmuştu ama ondan sonra hem e, bizim jenerasyona sağladığı imkanlar itibariyle hem yeni bir alan olması hem de benim özellikle software tarafında da deyim yerindeyse cahil olduğum için o tarafta da o cahilliğim daha böyle ilgi göstermeme sebep oldu ya öğrenmeliyim böyle de bir şeyler varmış diye kripto alanıyla böyle e, hem bireysel olarak gelişme anlamında hem de kripto piyasasının verdiği imkanlar anlamında. Çünkü 2017'de hatırlarsınız yani böyle hani akla hayale gelmeyecek karlılıklar falan yakalanmıştı. Ee, gerçi hani o dönemde benim kriptoyla tanışmamı e, tanışmama vesile olan e dostlarımız 2017'de o çılgın kazandıkları paraları 2018 ve 2019'da diyebiliriz ayıp yasasında büyük oranda vermişlerdi ama bir vesile oldular biz bu alana girdik e, dolayısıyla ilk başlarda burada daha sık böyle trading yapardım ama ondan sonra baktım ki zaten birazdan seninle de detaylarını konuşacağız bunun. ama baktım ki burada para kazanmak doğru zamanda maliyetlenip Uzun vade beklemekle yani boğa piyasalarında oluyor. Yani en azından benim tecrübem o şekildeydi. E, dolayısıyla ondan sonra böyle yavaş 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 bir yatırımcıya dönüştüm. Şu anda da e, yatırımcı olarak devam ediyorum aslında. İlk sorumuzla başlayabiliriz. E, makro verilerin önemi ve piyasaların takibi nasıl yapılır? E, bu konuda pek çok farklı görüş olabilir ve piyasalarla ilgili zaten hemen hemen her gün ya da her hafta farklı şekillerde anlatılar oluyor. Program başında da belirtmiştik. Burada yer alan herhangi bir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğini taşımamaktadır. Söz sende. Teşekkür ederim. Şimdi makro verilerin önemi ve piyasaların takibi nasıl yapılır? Şimdi bir tanesinin çok temel bir önemi var. Neticede Makro veriler neden önemlidir? Makro veriler derken neleri kastediyoruz? Bir kere makro veri derken biz bütün dünya piyasalarını alakadar eden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri merkezde olan ağırlığımızı büyük oranda oraya veriyoruz. En azından şu anki e, finans sisteminin düzeni açısından. Çünkü en büyük e, itibari para bütün dünyada kabul görmüş. Dolar olduğu için birinci sebep bu. En büyük finansal kurumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için ve e, bunlarla ilişkili olarak Fed'in politikalarının yani Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarının da özellikle ekonominin gidişatı açısından bütün dünyada kabul gören referans olması hasebiyle en çok ABD'ye bakıyoruz. Burada şimdi makro veriler neden önemli sorusunun cevabına gelecek olursak makro veriler şu sebeple önemli. Bütün dünyada piyasaların ve bu piyasaları oluşturan varlıkların değer kazanması likiditeyle ile mümkün. Yani likidite dediğimiz yani parayla mümkün aslına bakarsanız. Parayı izlememiz gerekiyor. Parayı izlemek için de ilk e, baktığımız yer merkez bankaları oluyor. Çünkü paranın kararını veren, piyasadaki likidite miktarını arttırıp azalma yetkisine sahip olan merkez bankaları ki burada en büyük diğer merkez bankalarının da yine referans aldığı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed oluyor. Likidite varsa piyasalarda hareket vardır, hayat vardır diyeyim yerine neredeyse likidite yok ise piyasalarda dramatik satışlar vardır, hareketlilik var, hareketlilik yoktur, sıkıcılık vardır. Nitekim 2021 Kasım ayı itibariyle Fed artık bundan önceki 2008 krizinden bu yana genelde parasal genişleme modeliyle devam etti. 2020 yılı itibariyle Covid crash dediğimiz 2020 Mart'ta yaşanan büyük çöküşle birlikte bundan önce hiç yapmadığı büyüklükte bir para basma ve parasal sıkılaştırma ile piyasaya likidite sağlamıştı. Bu da piyasalarda bizim deyim yerindeyse boğa dediğimiz hareketliliği yukarı yönlü hareketi sağlıyor. Makro veriler bu anlamda önemli. Yani eğer piyasalarda bir şey yapacak iseniz likiditeyi takip etmelisiniz. Likiditeyi takip etmenin de birinci koşulu merkez bankaları. ikinci koşulu da bu merkez bankalarının ilk muhatabı olan büyük kurumların o likiditeyle ne yaptı? Ondan sonra bunun altına farklı farklı şeyler, farklı büyüklüklerdeki kurumlar, farklı büyüklüklerdeki yatırım şirketleri, farklı büyüklüklerdeki yatırımcılara bakmak da bir metot olabilir. E, İngilizce bu finans terminolojisinde şey vardır, follow the smart money derler yani akıllı parayı. Gerçi hani smart olup olmadıkları tartışılır ama bu akıllı parayı takip edin. Aslına bakarsanız prosesi budur. Önce merkez bankaları, sonra kurumlar bunlar ne yapıyorları? Takip etmek, likiditeyi görmek ve likiditenin olduğu yerde finans piyasaların gideceğini, olmadığı yerde de finans piyasalarının geri geleceğini bilme prensibine dayanır aslına bakarsınız. Şimdi Bundan sonra piyasaların takibi sorusuyla devam edelim. Yani üç boyutlu bir cevap vermeye çalışıyorum. Piyasaların takibi nasıl yapılır? Bir, bu merkez bankalarındaki bu likidite kararlarını e, merkez bankaların almasını sağlayan verilere bakmamız gerekiyor. Burada işte son zamanlarda hani herkes buna aşina oldu. İşte enflasyon verileri önemlidir, istihdam verileri önemlidir. Büyüme verileri önemlidir. Hatta ve hatta daha detayına girilirse işte ee, ülkenin ihracat verileri, ithalat verileri ki bunlar büyüme açısından son derece e, değerli göstergelerdir. Bu gibi şeylere bakarız. Yani e, bunlara bakarak aslında o likiditeyi yönetenlerin ne yapacağı hakkında fikir sahibi oluyoruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem. Teknik tablolara bakıyoruz. Teknik tablolarda da dönüyoruz bu e, kararlara. Herkes bankalarının verdiği tepkiye ve o tepkiye piyasaların verdiği tepkiyi görmek adına da işte büyük endekslere bakıyoruz. Burada yine ABD'dekiler en büyük göstergeler oluyor. Dönüyoruz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 endeksine bakıyoruz. Dow Jones'a bakıyoruz. Nasdaq'a bakıyoruz. Bunlar bize piyasa hakkında bunların teknik görünümü işte bunlarda bir yukarı yönlü hareketlilik varsa ya demek ki piyasalar falanca veriyi şu şekilde okudu şeklinde bir yorum yapıyoruz. Veya her şey yolundayken bu piyasalarda satış görüyoruz. Dönüyoruz diyoruz ki ya bugün şöyle bir veri vardı ya da bugün şöyle bir olay oldu. Demek ki piyasalar bu durumu çok fazla sevmedi şeklinde negatifte de böyle bir yorum yapmaya bakıyoruz. Bir de bununla birlikte işte bu değerlendirmelerin hepsini yaparken temel veriler anlamında mesela haberlere de çok bakıyoruz. Çünkü haberler işte geçtiğimiz günlerde yaşadık. Kredit Suis'in işte devre kesici uygulandığı görüldü. Yüzde otuz civarında hisselerin düştüğü görüldü. Sonra... Suudi Arabistan Devlet e, Merkez Bankası ki bunların en büyük yatırımcısıydı. O artık destek vermeyeceğiz dedi. İşte e, ondan sonra e, İsviçre Merkez Bankası 50 milyar doların üstünde bir destek paketi açıkladı falan. Bunlar da mesela herhangi bir veriyle değil de haberle öğrendiğimiz göstergeler. Bunlar da bize paranın ne yaptığını, piyasaların buna nasıl tepki verdiğini gösteren e, diğer bir temel veri kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu verilere bakıyoruz, piyasaların nasıl tepki verdiğine de piyasaların göstergesi olan teknik tablolardan bakıyoruz. Buradan teknik analiz ve on-chain tarafına geçelim istiyorum. Bunlar da çok Tabii ki. karıştırılan ya da hiç bilmeyen kişiler için çok karmaşık yapılar olarak tanımlanabiliyor, terimler olarak tanımlanabiliyor. Teknik analiz ve on-chain ile Bitcoin değerlendirilmesi peki nasıl yapılıyor? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diye sorayım. Şimdi teknik analiz e, mesela sadece Bitcoin için değil, bütün finansal varlıklarda kullandığımız bir e, analiz metodu. On-chain ise sadece kripto varlıklarda kullanabildiğimiz bir analiz metodu ki daha çok mesela on-chain'de, Bitcoin'e bakıyoruz. Zincir üstü veri demek. Yani Bitcoin neticede bir ee, blockchain. Bu blockchain'deki, bu blok zincirdeki hareketler de son derece şeffaf bir şekilde gözüküyor. O hareketlere bakarak belli tecrübelerden dolayı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. On chain de bu. Ancak ikisinde de ortak olan birkaç tane detay var. Bunlardan bir tanesi Bunların ikisi de mutlak göstergeler değil. Yani şöyle bir şey deme şansımız yok. Ya teknik analizde işte falanca formasyonu var teknik analizde. Yani bu formasyon kesinlikle şu şekilde sonuç verir. Dolayısıyla pozisyonumuzu kesinlikle böyle alalım. Teknik analiz bize bunu söyleyen. Yani teknik analiz bize geleceği söyleyen bir metot değil. Geleceği hiç kimse bilemez teknik analiz bundan önceki istatistiği yani bundan önce böyle bir şey gördüğümüzde ne olmuşu tekrardan olabilir olasılığıyla ele aldığımız bir metot. Yani bundan önce 100 tane olay tecrübe etmişiz. 80 tanesinde böyle sonuçlanmış. Şu anda önümüzde olan olayda istatistiki açıdan o 80 taneye göre olma olasılığını biraz daha yüksek görüyoruz. Onu o yönde de bir yorum yapıyoruz. Geleceği bilmiyoruz ve teknik analiz bize kesinlikle böyle olur. Dolayısıyla mutlak bir şekilde sonuç söyleyen bir metot değildir. Yani bu insanlar nedense bir şeyleri birazcık öğrenmeye başladıklarında hemen bu havaya giriyorlar. Tamam artık. Yani teknik analizde ben bunu biliyorum. Bu formasyonla karşılaştıysam kesinlikle böyle sonuç verecek. Ne yazık ki öyle değil. Yani bu iş Piyasanın yönü hakkında yorum yapabilme çok kompleks bir konu. Biraz önce anlattım işte size bir sürü detaydan bahsettim. Temel veriler anlamında haberler dedik. Ee, ABD Merkez Bankası'nın tavırlarını belirleyecek veriler dedik. ABD Merkez Bankası'nın kararları dedik. ABD Merkez Bankası'nın bu kararlarının bize intikal şekli. Powell'ın konuşmalarına bakıyoruz bunları söyledik. Dolayısıyla bu iş kompleks bir iş. Onchain'de bir e, teknik analiz tarafıyla benzeyen e, şeylerden bir tanesi Onchain tarafında da bir mutlakiyet yok. Onchain tarafı da bir istatistik işi. Mesela Onchain tarafında e, bu zincir üstü veriler ne anlama geliyor? Mesela piyasaya dair bizim e, önem atfettiğimiz veriler mesela borsalarla ilişkili olan veriler oluyor. Borsaların da bir e, şeyi var, e, borsaların da bir bitcoin cüzdanı var. Burada da işte e, yatırımcıların bitcoin cüzdanları var. Mesela çok basic olan bir tane on chain göstergeden size bahsedeyim. Borsalara çok fazla yatırımcıların cüzdanlarından borsa cüzdanına bitcoin aktarılırsa biz bunu şu şekilde yorumluyoruz. Diyoruz ki bu insanlar bitcoinlerini pasifte çünkü bunları soğuk cüzdanlarda tutuyorlar. Soğuk cüzdanlardan borsaya aktarıyorsa genelde bunu satmak için aktarır. Dolayısıyla bu bir satış baskısı yaratabilir diyoruz istatistiki açıdan. Ama Bitcoin çok fazla borsalara girdi, kesin satış gelir. Böyle bir şey söyleyemiyorsun eski. Ancak bu mesela şöyle bir kompleks yapı düşünebiliyoruz burada. Mesela Bitcoin işte teknik analizde şimdi hepsini harmanlayıp bir örnek vermeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. İşte veriler tarafında bir risk söz konusu ya da Bahsettiğimiz gün, bu değerlendirmeyi yaptığımız gün önemli bir veri gelecek. Bitcoin teknik olarak kuvvetli bir dirençte aynı zamanda veri gelecek. Bu verinin piyasaları olumsuz etkileyeceğini olasılığını daha yüksek görüyoruz. O veri gelecek. Bitcoin teknik olarak da bir dirence gelmiş kuvvetli bir yerde, satıcıların etkili olduğu bir yerde. Aynı zamanda da borsalara çok ciddi bir şekilde inflow olmuş. Yani borsalara Bitcoin girişi olmuş. Dolayısıyla burada bu BTC'leri tutan insanların risk gördüğünü, dolayısıyla satma eğiliminde olabileceğini düşünüp bu verilerin üçünü yorumladığımızda riskin yüksek olduğunu söylüyoruz. Yine bir mutlakiyet yok. Ama risk daha yüksek. Dolayısıyla riskin daha yüksek olduğu yerde ona göre tedbirini Al diyoruz yatırımcılara. Son sorumuz aslında neden long term investment önemli? Trade yaparken uzun vadeli bakış açılarının daha sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi ee, bu bir kere bu, bu söylediğim yani neden long term investment ee, daha sağlıklı veya daha mantıklı sorusunun cevabı aslına bakarsanız biraz subjektif. Yani... ...insandan insana, yatırımcıdan yatırımcıya değişen bir konu bu. Bir kere onu söyleyeyim. Yani benim gibi işi bu olan insanlar için farklı farklı metotlar var burada. İşte swing trade var, scalping var, day trading var. Ee, benim yaptığım daha çok investment veya bazen çok nadir de olsa swing trade de yaptığım oluyor. Ama genelde investment yapıyorum ben. Investment dediğimiz ne? Mesela bu terminolojilerde de şeyler var. Ee, tartışmalar var ben en azından kripto tarafında investment dediğim bir şeyi alıp da bir varlığı bir sene ve daha uzun süre tutmayı planlıyorsam ki burada da belirleyici olan boğa konusundaki beklentim oluyor süre bazında ee, mesela şu anda önümüzdeki bir, bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra bir boğa olacağını düşündüğümden bu vakitte aldığım varlıkları bir yılın üstünde tutacağımı planladığım için buna bir investment diyorum kripto açısından ancak investment en doğru metottur. Böyle bir iddia doğru bir iddia değil. Kim için en iyi metottur? Bu sormak lazım. Yani benim gibi profesyoneller için değişebilir. Kimisi swing trade'de en üst düzeyde karlılık yakalar. Kimisi day trading'de bunu yapanlar da var. Tanıdığım insanlar da var. Day trading'de en yüksek karlılığı yakalar. Kimisi de benim gibi yatırımda yakalar. Ben kendim böyle yakaladığım için bunu tercih ettim. Dolayısıyla profesyoneller açısından bu konu değişkenlik arz edebilir. Ancak kim için en doğru yöntem yatırımdırın? Cevabı bizi dinleyen insanların çoğunluğu için. Neden? Çünkü bizi dinleyen insanların kendilerine ait işleri, güçleri var. Yani bizler gibi işi bu olan insanlar izlemiyor bizi. Yani ya da biz işi bu olan insanlar daha az izliyor diyelim hani fikir almak için izleyenler olabilir. Genelde işte bir yerde memur olan, genelde bir yerde çalışan, genelde bir yerde dükkanı olan, ticaret yapan, bir yandan da bu konula, bu işlerden de para kazanmak isteyen insanlar izlediği için onlara hitaben ben bunu söylüyorum. Sizler için arkadaşlar işiniz bu olmadığı için, bunla yatıp bunla kalkmadığınız için ki zaten yatıp kalkmanız durumunda da başarısız olacağınız için çoğu zaman tam konsantre olamayacağınız bu anlamda bir e, tecrübeniz de olmadığı için ben diyorum ki doğru zamanlarda bu varlıklara yatırım yapın. Ve bu yatırımlarınızı tasarruflarınızdan yapın. Bu da çok önemli. Yani kredi alıp yapmayın, arabanızı satıp yapmayın. Ya da mesela ben hani bu söylediklerimi bana e, daha önceden Twitter DM'm açıktı. Çok fazla geliyordu böyle şeyler. Oradan gözlemlediğim bir şey. İşte adam evlenmiş, e, düğünde toplanan altınları satmış, buraya girmiş. İşte arabasını değiştirecekmiş. Kendi arabasını satmış, onun parası gelmiş. Abi diğer arabayı alana kadar birkaç hafta bekleyebilirim demiş. Arabasını satmış, buraya girmiş. İşte evini satmış, evini yenileyecekmiş, buraya parası. Bu arkadaşlar manevi olarak, psikolojik olarak üzerinizde baskı yaratacak bir para size hiçbir zaman burada para kazandırmaz. Çünkü o tedirginlik size her zaman hata yaptırır. O yüzden de diyorum ki bir işiniz var, iş yapıyorsunuz, maaşla çalışıyorsunuz. Abi şu anda tamamen afaki konuşuyorum. İşte 10 bin lira maaş alıyorsunuz, bütün masraflarınız bittikten sonra ayın sonunda 1 bin lira cebinize para kalıyor. Buna tasarruf denir. Bu tasarrufla yapılan yatırım size para kazandırır. Neden? Çünkü tasarrufla yaptığınız yatırım, size iti, iti, hayatınızda ihtiyaç duymadığınız bir parayla yaptığınız yatırım, sizi sabırlı kılar. Sabırlı kıldığı için ilişkilerden çıkışlardan yani çıkarken çok fazla gaza getirmeyeceği için, düşerken de sizi paniğe sevk etmeyeceği için belli bir hedef koyduğunuzda o hedefi bekleyecek, ruhsal motivasyonu size sağladığı için size para kazandırır. Diğer türlüsü ne yazık ki para kazandırmaz. Tasarruflarla, doğru yerden yatırım yapıp boğa piyasalarının bir noktasındaki çıkış içinde önerim şu oluyor bu işi bilmeyen arkadaşlara. Kendinize şahsi bir hedef koyun. Ve bu hedefe öyle ya da böyle gerekir sani bu konuda herkesin şahsi böyle kırmızı çizgileri var. Bir şey üstüne buna sadık kalacağınıza yemin edin. Yani inanç konusunda böyle bakıyorsanız yemin olabilir. Diğer türlü bir manevi motivasyonunuz var varsa o olabilir. Neyse, bu size kalmış bir şey. Onu ben bilemem. Ama sizi bağlayıcı bir şey olsun. Manevi olarak olabilir, maddi olarak olabilir. Size bırakıyorum. Ne demek istiyorum? Tasarruflarınızdan böyle dönemlerde yatırım yaptınız. Diyelim 100 bin lira para yatırdınız bu alana. Kolay olması için bu 100 bin, bin, 10 bin rakamlarını veriyorum. 100 bin lira para yatırdınız bu alana. Dediniz ki bu param benim. 1 milyon lira olduğunda ben çıkacağım piyasadan. Doğru strateji budur arkadaşlar. O 1 milyon olduğunda ama tekrardan ya 10 milyon da olur bu diye beklerseniz yine hata yaparsınız. Kendinize şahsi bir hedef koyun. Tasarruflarınızla yatırım yapın. O şahsi hedef geldiğinde de bugün vereceğiniz söze istinaden sadık kalıp çıkın. Ondan sonra o 1 milyon, 2 milyon olabilir diye bakıp İki milyon olduğunda tekrardan panikleyip girmeyin. Çünkü o zaman hata yapacaksınız, kazandığınız da elinizden gidecek. Yani yatırım tarafında benim uzun vade yatırımı tercih etmemin sebebi, kendi şahsi olarak profesyonel kanaatimde, kendi istatistiki olarak başarımda aslına bakarsınız. Kripto alanında da bu şekilde yatırımların, doğru projelere yatırıldıktan sonra başarılı olacağını her boğa döneminde neredeyse gördük. Her proje için değil. Hani her aldığımız varlık boğa piyasalarında prim yaptı mı? Hayır. Ama yaptığımız sepetin ortalaması istediğimiz hedeflere getiriyorsa bizi zaten derdimiz bizim bu. Herhangi bir varlığa duygusal bağımız yok. Ben o yüzden bu tarafını tercih ettim ve bunu sebepleriyle ve tecrübelerimle videolarımda da hep anlatmaya çalışıyorum. Bireysel yatırımcı işi bu olmayan yatırımcı için ise neden bu şekilde yatırım yapmaları gerektiğini detaylarıyla anlatmaya çalıştım aslında. Evet, bir Meta Invest programında sona gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Meta Invest programında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.